1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Onkoloji multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Evet. Burada yani bizim Avrasya Hastanesi olarak pandemi öncesinde onkoloji konseyimiz her hasta konusunda etraflıca tartışır ve bu tartışmalar sonucunda hastaya nasıl bir yol çizileceği karar verildikten sonra yolumuza devam edilir idi ama
pandemi döneminden sonra bu toplantıları biraz yavaşlattık ama şu anda da kurum içinde telefonla evet. ya da yan yana giderek bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Evet hocam, önemli noktalardan birisi tabii Avrasya Hastanesi'nde yapılan onkoloji konseyleri büyük önem taşımakta ama hocamın da dediği gibi şu anda gerekse bunun için hasta için telefonla hocalarımız iletişim halinde bu yolda güzel kararlar veriyorlar. Evet, medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şen de bizlerle demiştik hocam, tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve size sormak istiyoruz hocam, medikal onkoloji nedir? Hangi kanser türlerinin tedavisinde kullanılır? Sizden de bilgi istiyoruz. Hocamın da dediği gibi bize bu sorular çok geliyor. Yani onkolog deyince bir radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji veya evet. tıbbi onkoloji nedir? Medikal eşittir tıbbi onkoloji. Bizler tıp fakültesini bitirdikten sonra önce iç hastalıkları ihtisası yapıp iç hastalıkları uzmanı ünvan alıyoruz. Daha sonra da tıbbi onkoloji dediğimiz hematolojik kanserler, yani halk arasında lösemi olarak bilinen kan kanseri olarak bilinen lösemiler dışındaki tüm kanserlerin tedavisi için ayrıca ek ihtisas alıyoruz. Evet. Ek ihtisas görüyoruz uzmanlık. Ve bu uzmanlarımızı aldıktan sonra da tıbbi onkolog olarak hemen tüm kanserlerin tedavisinde başından sonuna tüm evrelerde yer alarak, özellikle tabii ki ilk başta nasıl radyasyon onkolojisi ışınla tedavi, ama tüm onkologlar hastanın ta başından sonuna tedavi vermedi. Yani tıbbi onkolojik tedaviler olarak ilaçla, damardan veya vücudun bazı boşluklarına vererek uyguladığımız ilaç tedavileri dışında da başından sonuna yer almak zorunda kalıyor. Çünkü nasıl hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, ömür boyu bir kardiyolog, bir nefrolog, bir dahili uzman tarafından takip ediliyorsa da, ilaçsız dönemlerde de takip ediliyorsa da, bizim hastalarımızda belli periyotlarda ilk 5 yıl çok daha sık olmak üzere tanı konulduktan sonra 5 yıldan sonra da ömür boyu takiplerimiz oluyor. Bunlar tabii ki seyrediyor. Bazı tümörler için yılda bir, bazı tümörler için 2 yılda bir, bazılarını da daha da açabiliyoruz. Hemen her aşamasında öncelikle halkın anladığı dilden işte kemoterapi, akıllı ilaç, immünoterapi gibi ya da hormonlu terapiler gibi birçok tedavi uygulayan doktorlar akla geliyor. Tıbbi onkologlar deyince ya da medikal onkologlar, ikisi aynı bir hava buluyorum. O şekilde tedavide yerimizi alıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen Mecdi hocama tekrar dönmek istiyorum. Hocam, radyoterapi nasıl planlanır? Bu süreçten bahseder misiniz? Radyasyon onkolojisi kliniğine müracaat eden her hasta kapsamlı olarak değerlendirildikten sonra eğer radyoterapi endikasyonu var ise bu hastalara öncelikle dosyaları hazırlandıktan sonra planlama tomografisi dediğimiz bir tomografi çekim işlemi yapıyoruz. Bunun sebebi de şudur. Artık radyasyon onkolojisiyle ilgili tedaviler 3 boyutlu görüntüleme kılavuzluğunda yapılmakta. Yani siz tümörü 3 boyuttan görerek alanları tek tek yerleştirerek tedavisini yapabiliyorsunuz. Tomografi çekiminden sonra her bir organ ve kanserli hücrede tek tek işaretleniyor, çiziliyor. Evet. Böylelikle hastanın tedavisine başlamadan önce yapılan planlarla en iyi doku koruması, sağlam doku koruması ve en yüksek tümör dozunu verebileceğimiz planlar elde ediliyor. Radyasyon onkolojisi de kendi içinde multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu multidisiplin içerisinde radyasyon onkologları, medikal fizikçiler ve radyoterapi teknikerleri vardır. Hekim ya da bu işle görevli dozimetrist dediğimiz arkadaşımızın konturlama dediğimiz bu çizim işlerini yaptıktan sonra medikal fizikçiler yer alır kliniğimizde. Bu medikal fizikçi arkadaşlarımız da doktorun söylemiş olduğu doz ayarlarında tümörün ve çevre sağlam dokunun bir planını ortaya çıkartırlar. Bu planı tekrar tekrar o istenilen seviyeye getirmek için gerekirse tekrar tekrar yaparlar. Belki 5-6-10 kere
denenen planlar. Çeşitli metotlarla IMRT dediğimiz işte yoğunluk ayarlı radyoterapiyle ya da işte volümetrik art terapi dediğimiz bütün bu metotlarla da tek tek planlandı. Planlandıktan sonra da radyoterapinin ilk günü bizim setup dediğimiz ve hastanın tedaviye alınacağı ilk gündür. Bu setup aşamasında hem radyasyon fizikçisi hem radyoterapi hekimi hem de teknikerler hep birlikte cihazda ve hastanın başında olurlar. Sanal ortamda planlanmış hastayı gerçek ortamdaki hasta üzerine meç etmek dediğimiz. Bu meç işleminde bu üçlü sistemi oturtturduktan sonra ve gerçek değerlerini birebir hasta üzerine yerleştirdikten sonra tedavi kısmı artık tekniker arkadaşlarımızdır. Ama biz hani ya tamam bunlar tedaviye alıyorlar diye bırakıyorduk peşini. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Çeşitli zamanlarda tedavi alanlarını biz de tekrar tekrar gidip kontrol ederek doğru tedavinin yapılıp yapılmadığından emin oluyoruz. Böylelikle tedavisi başlayan hasta kaç fraksiyon tedaviye girecek ise tedavisi devam edip gidiyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hemen Fatma hocama da sormak istiyorum. Peki hocam, kemoterapi nasıl planlanır ve uygulanır? Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Şimdi bizde hocamın da belirttiği üzere onkolojide hasta bir onkolojik tanıyla geldiğinde biz buna tıbben malign tümör diyoruz veya halk arasında dişi tümör diyoruz veya kanser diyoruz. Bu tanıyı aldıktan sonra bizim karşımıza geldiğinde önce hastayı incelerken hastalığın vücudun nerelerde olduğunun planı çıkartıyoruz. Evet. Yani bir haritasını çıkartıyoruz. Bu hastalık işte erken evre, halk arasında, ileri evre, orta bir arada bir evrim. Bunun planı yaptıktan sonra da ilgili tümörle ilgili tedavi planı yapıyoruz. Şimdi kemoterapi de hemen tüm kanserlerde erken evre veya ileri evrede yeri olan bir tedavi şekli, onkolojik tedavi şekli ve konvansiyonel dediğimiz yani bu yeni tedaviler çıkmadan önceden beri yani 40-50 yıllık en az hatta daha uzun tarihi olan tedaviler ve normalde tümör hücreleri belli bir döngüyle yani ikiye bölünerek çoğalıyorlar ve bu çoğalma sırasında çekirdeklerini, DNA'larını kopyalamak zorundalar. Belli bir dizilime geçip ikiye bölünürken proteinler kullanmak zorundalar. Bu hızlı bölünme sırasındaki bu döngüdeki herhangi bir olayı engelleyen, bozan tedavilere biz kemoterapi diyoruz ya da sitotoksik tedaviler diyoruz. Hızlı bölünebilen pek çok hücrelere de etkileyebildikleri için örnek bu tedavilerin önemli bir kısmı saç dökülmesi yapabiliyor ya da kemik iliğini baskılıyor ama bu tarz yan etkiler genellikle kalıcı olmuyor ve daha sonrasında %90'ı geriye dönüyor ve normale geliyor. %90-95'i normale dönüyor. Kemoterapilerde hastanın hastalığının evresine göre veya moleküler özelliklerine göre damardan genellikle bazen tablet yoluyla hastalara uygulanıyor. Bu çok geniş bir konu. Sadece meme kanserinde evre 1'deki kemoterapiler bile saatlerce yani bir panel konusu olabilir ama hani bizim halkımızın anlayabileceği dilden damardan veya tablet yoluyla hızlı bölünen tümör hücrelerini yok eden veya bölünmesini durduran tüm tedavilere de biz kemoterapiler diyoruz. Genellikle de en ana uygulama yöntemi toplar damar intravenöz uygulamalar. Diğer uygulama yöntemi de tablet formları var. Tablet yoluyla ağızdan uygulamalar şeklinde. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Vejde hocama sormak istiyorum. Hocam, radyoterapinin teknolojik gelişmeler sonrasında hemen hemen neredeyse yan etkileri artık yok denecek kadar az diyebiliyoruz. Peki radyoterapi sonrasında sık yaşanan bu yan etkilerden bize nelerdir bahsedebilir misiniz? Şimdi radyoterapi 1895 yılında radyoterapi tarafından X ışınlarının keşfiyle beraber bizim yaşantımıza girmiş bir tedavi metodu. Evet. Radyoterapinin ilk yıllarında radyoterapi ile ilgili yan etkiler bilinmediği için bu işle uğraşan kişilerde radyoaktif elementlerin cepte taşınması ya da X ışınlarının karşısında korunaksız durulması sebebiyle birçok hastalık meydana gelmiş ve bunlar bu şekilde
kaybedilmiştir. 1928 yılından sonra kurulan ilk toplanan radyoloji kongresi sonrasında bu konu dikkate alınmış ve radyasyonun yan etkileriyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Bu da radyobiyolojik radyasyon onkolojisinin radyobiyolojik etkileri üzerine olan gelişmelerle devam etmiştir. Hastayı tedavi edip iyileştirmek ne kadar önemliyse, iyileşme sonrası bu hastaların, bu tedavilerin yan etkilerinden minimal etkilenmeleri de o kadar önemlidir. Bu nedenle de radyasyon onkolojisinde bu geçen 130 yıllık süre içerisinde yaklaşık olarak çok önemli gelişmeler olmuştur. Öncelikle 3 boyutlu radyoterapi metotları ortaya konmuştur. Ve böylelikle tümörün yeri tam olarak tespit edilebilir ve hedef atışlar yapma durumu ortaya çıkmıştır. Daha sonra cihazlarla ilgili yeni gelişmelerle çok hızlı hareket edebilen bizim MLC dediğimiz yapraçıklar sayesinde tedaviyi verirken bir kısmının kapalı, bir kısmının, ama bunlar çok o kadar uzun ve kısa süreli saniyeler içinde olmakta ki, evet, milisaniyeler süresince çevre sağlam dokuya minimal dozu verirken tümöre en yüksek dozu verme imkanı ortaya çıkmıştır. 80'lerden sonra bu daha da gelişmiştir. IMRT dediğimiz ya da volümetrik ark terapi dediğimiz, yani 360 derece dönülerek yapılan volümetrik ark terapi, hem tümör volümüne göre ve çevredeki sağlam dokulara göre bu MLC'lerin açılıp kapanmasıyla oluşan, yapraçıkların açılıp kapanmasıyla oluşan doz dağılımlarıyla, hem de yapılan 3 boyutlu görüntüleme sayesinde çevre sağlam dokuları maksimum korumak mümkün olmuştur. Daha sonrasında proton terapiler şu anda çalışma aşamasındadır. Protonun radyasyon olarak bir özelliği vardır. Break peak denir bu özelliğine. Break peak de ne olur? Bütün enerjisini sizin hesapladığınız noktada bırakır, onun altına doz vermez. Ama bunlar henüz çalışma aşamasında. Yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Proton tedavileriyle sağlam doku korumasının biraz daha iyi olduğu, ancak tedavi etkinliğinin normal X ışınlarına göre çok bir farklılık henüz ortaya koymadığını gösterdi. Ancak tabii çalışma aşamasında ve pahalı sistemler olduğu için şu an ülkemizde bu proton tedavilerinden bulunmamaktadır. Stereotaktik tedaviler dediğimiz tedaviler ortaya çıktı. Yani uzaysal birçok noktadan siz ışını ya da X ışınlarını göndererek tek bir odakta toplayıp tümörü imha edebilme gücünüz oluyor. Daha yüksek dozları daha düşük sürelerde vermeniz. Evet. Özellikle opere edilemeyecek ya da operasyonu kabul etmeyen erken evre kanserlerde şu arada popülerliği artmış bir tedavi metodudur. Gene metastazların yok edilmesinde bu tedavi metodu yüksek popülaritesini korumaktadır. Tabii önümüzdeki günler bize ne gösterecek? Onları biz de heyecanla bekliyoruz. Ama benim radyoterapinin geleceğiyle ilgili öngörüm, bir kabin olacak, elektromikroskopik görüntüleme yapma şeyinde imkanınız da olacak o kabinle beraber ve birçok yerden X ışını verebileceğiniz tüm şeyleriniz olacak, noktalarınız, ve insanı o kabine koyacaksınız, hücreleri tek tek görüp elinizde bir joystickle oyun oynar gibi takip edip öldürebileceksiniz diye düşünüyorum. Benim radyoterapinin belki 100 yıl sonrasındaki öngörü bu şekilde. Teşekkür ediyoruz hocam. Umuyoruz ki teknoloji ilerledikçe biz de bu teknolojileri takip ettikçe güzel başarılar elde edeceğiz. Evet hocam, az önce bahsetmiştiniz, saç dökülmesi dediniz ama bunun dışında kemoterapinin yan etkileri var mıdır? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki kemoterapinin yan etkileri var. Çünkü hep bunu söylüyoruz. En basit birçok, yani sıradan kullandığımız günlük baş ağrısından tutalım. Evet.
ya da şeker hastalığı için ya da kolesterol için her ilacı mutlaka yan etkisi olabildiği gibi kemoterapi ilaçlarının da yan etkileri var. Az önce belirttiğim üzere hücre siklusunun neresini etki ediyorsa özellikle de etki ettiği yön bakımından kuvvetli olduğu noktalar var. Yani örnek bazı ilaçlarımız hücrenin bazı bölgelerini ya da siklusun bazı noktalarını yok ederken saç dökülmesine daha fazla neden oluyor. Bazısı tam bölünürken proteinlerin diziliminde değişiklik yapıyor. O filamenlerin diziliminde değişiklik yaparken daha çok el ayak uyuşması gibi nöropatik ağrılara neden olabiliyor. En sık gördüğümüz yan etkiler dersek hemen birçok ilacımızın kemik ileri geçici olarak depresi etme yani kan hücrelerinin yapımını azaltma etkisi olabiliyor. Diğer taraftan saç dökülmesi dedik. Yukarıdan bakarsak ağız yarası yapma ihtimali olabiliyor. Evet. Bunların hepsi ilaçtan ilaca ve derecesi değişiklik oluyor. Her ilaç dediğim gibi her yan etkiyi aynı ölçüde yapmıyor. Kimisi kabızlık yaparken kimisi ishale daha çok neden olabiliyor. Özellikle de kemik ileri depresyonu eğer takip edilmezse veya kişinin bağışıklık sistemi ya da gücü ya da beslenmesi de bozuk olursa onunla ilişkin işte halsizlikler, kanama bozuklukları, enfeksiyon gibi sonuçlara neden olabiliyor. Dediğim gibi yine bizi en çok zorlayanlardan bir tanesi el ayak uyuşma karıncalanmasına daha çok neden olan nöropatik ağrılar bize yine yan etki olarak gelebiliyor. Bunların çoğu tedavi sırasında takiplerle bir şekilde en azından ciddi hayati önemi olan yan etkiler takiplerle geri döndürülüyor veya engelleniyor. Saç dökülmesi gibi bizim hani bir takım önlemlerle engelleyebileceğimiz yöntemler olmakla beraber kişisel onkolog olarak tercihim ya çay tarafa gitsin, saç dibine de gitsin. Bu tarz yan etkiler engellenmese de hemen %99'u sonradan tedavi bittiğinde saçı geri dönüyor, kemikliği normale geliyor. Kalp fonksiyonları zaten hemen çoğunda çok ciddi etkilenme olmuyor. Nöropatik ağrılar ya da nöropatiler de biraz daha zaman alarak düzeliyor. 1 yıl, 2 yıl olabiliyor. Bunların hemen çoğu da hareketle düzeliyor. Çok az bir kısmında kalıcı yan etki olarak hafif de olsa devam edebiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, şimdi Vecdi Hocam'la biraz meme kanserine değinmek istiyoruz. Bu konuda bilgiler vermek istiyoruz sizlere. Hemen ardından da Fatma Hocam'la akciğer kanserine kısaca değinerek sizlere bilgiler sağlayacağız. Hocam, ilk olarak sormak istediğimiz soru, meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir? İzleyenlerimize bahseder misiniz? Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser. Meme kanserinin önemi en sık görülmesinden, çok kolay teşhis edilebilmesinden ve bu konuda tarama testlerinin olmasından aynı zamanda da erken evre teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olmasından ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bakacak olursak meme kanseri 1970'li yıllardan sonra mamografi ve ultrasonun tarama pratiğine girmesinden itibaren erken evre meme kanseri teşhislerinin dünyada giderek arttığı tespit edilmiştir. Ülkemizde de yaklaşık her yıl 70 bin kadına yeni kanser tanısı konulmaktadır. Ve bunların da yaklaşık olarak 17 bin meme kanseri oluşturmaktadır. Yani Türkiye yeni kanser konulmuş her kadından 1/4'ü meme kanseri hastalığına sahip olmaktadır. Bu kadar sık bir hastalığı tabii ki tarama testleriyle ve bilinçlendirme metotlarıyla ortaya konulması ve insanların bu konuda gerekeni yapması gerekiyordu. Her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak kullanılır, uygulanır ve bu Ekim ayında meme kanseriyle ilgili çeşitli etkinlikler yapılır. Evet. Ülkemizin de bir meme kanseri tarama programı vardır.
Bunun için gerek Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan KETEM, yani Kanser Erken Teşhis Arama Merkezleri, gerekse özel ya da devlete ait hastanelerde poliklinikler oluşturulmuş. Burada ne yapılır? Her kadına kendi kendine meme muayenesi öğretilir. Niye öğretilir? Çünkü meme kanserinin en sık belirtisi memede olan kitledir. Evet. Yani hastaların %90'a yakını, ben iç çamaşırımı çıkartırken elime şurada bir kitle geldi, hemen doktora gittim. Evet. Gibi şeylerini belirtirler. Bu kitle yanı sıra koltuk altında kitle olabilir. Memede şekil bozuklukları olabilir. Meme başından akıntılar olabilir. Bu akıntılar, evet, kanlı olabilir. Onun haricinde meme portakal kabuğu görünümüne gelmiş olabilir. Evet. Bir meme diğerinden büyük olabilir. Bunu gözle biz hastalara ya da normal anlatırken mutlaka şöyle diyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı'nın da tarama programı içerisinde 20 yaşında doldurmuş her genç hanım ya da hanımefendi, evet, mutlaka kendi kendine meme muayenesini öğrenmesini ve yılda bir kere de hekimin muayenesiyle ultrasonografik kontrolünü yaptırılması. 40 yaşından sonra da gene kendi kendine meme muayenesi ve her yıl bir hekim, ultrasonografik hekim muayenesi yanında bir mamografi ile taramalarının yapılmasını her zaman önermekteyiz. Evet, buradan da bu gibi belirtileriniz varsa muhakkak kontrollerinizi aksatmamanız gerektiğini. Tabii bunların yanında ileri evre hastalığı için ağrılar olabilir, evet, kemik ağrılar olabilir. Bunlar da, evet, belirtiler arasında. Peki hocam, meme kanserindeki risk faktörlerinden biraz bahsedebilir misiniz? En önemli risk kadın olmaktır. Evet. Kadın olduğunuz mu en büyük riske sahipsiniz demek. Bunun haricinde genetik yatkınlık bir risk oluşturur. Eğer birinci derece akrabalarınızın birinde varsa, evet, bu risk sizde her zaman var demektir. Evet. Bunun için tabii genetik bir takım testler var. Onlar kontrol edilebilir ama iki akrabada varsa bu risk oranı biraz artar. Üç akrabada varsa bu risk oranı biraz daha artar. Onun haricinde östrojene uzun süre maruziyet oluşturan durumlar var. Nedir bunlar? Erken adet görmeye başlamak ya da menopozun geç döneminde olması. Evet. Bunlar da gene östrojenin uzun süre maruziyetiyle alakalı şeylerdir. Belki çok uzun süreler oral kontraseptif kullanmak, menopoz sonrası kilo almak, evet, bu da önemli bir faktördür. Sigara, alkol minimal de olsa gene birer faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki meme kanserinin tedavisinden bahsedecek olursanız nasıl tedavi edilir hocam? Bununla ilgili de bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Meme kanseri erken evre meme kanseri, lokal ileri meme kanseri ve metastatik meme kanseri olarak tedavi protokolleri vardır. Erken evre meme kanserinde bazen operasyon ve sonrasında bazen kemoterapi kullanılmaksızın hormonoterapi dediğimiz bir takım ilaçlarla, eğer meme korunduysa ışın tedavisi eklenerek, eğer meme korunmadıysa, alındıysa ışın tedavisinde pas geçerek tedavi yapılabilir. Lokal ileri kanserlerde neoadjuvan kemoterapi protokolleri erken nükslerin önlenmesinde bugün sık kullanılan metotlardan biridir. Onu takip eden operasyon ve endikasyon durumunda radyoterapi, hormonoterapi şeklinde gidilebilir. Metastatik hastalıkta metastazın durumuna göre, eskiden metastaz olduğunu radyoterapi sadece metastatik alanlara verilirdi. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki oligometastaz ya da soliter metastaz dediğimiz durumlarda lokal bölgelerinde tedavi edilmesi sağ kalma bir avantaj ortaya koymuştur. O nedenle bu tür metastazlarda hem metastazın tedavisi hem de lokal bölgenin tedavisiyle bu hastalar tedavi edilebilmektedir. Çok
teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Şimdi Fatma hocama dönmek istiyorum ve Fatma hocama da akciğer kanseri konusuna değinerek sizlere bilgiler sağlamak istiyoruz. Evet hocam, sizinle de akciğer kanseri ile ilgili kısa soru cevap istiyorum. Hemen akciğer kanseri nedir ve belirtileri nelerdir? İzleyenlerimize bunlardan bahsedebilir miyiz? Çok söyleşilerimizde bu sorular geldiği için yine de tekrar edelim. Bizi ilk defa izleyen yani sağlıklı kişiler veya hastalarımız için ya da izleyenler için. Akciğer dokusu, biliyoruz ki vücutta solunum sisteminin, yani vücuttaki kanın oksijenle buluştuğu, karbondioksit atıldığı en önemli solunum sisteminin organları. İki taneler, sağ ve sol akciğer olarak iki tane akciğerimiz var. Kalp tam ortasında. Normalde vücut bir düzenle gidiyor. Doğduğumuzdan itibaren, hatta anne karnındayken bile sürekli vücut anormal hücreler üretiyor. Fakat vücudun bir şekilde yaratılıştan kurduğu dengeyle anormal hücreler yok ediliyor vücut tarafından. Ve genellikle de gözle görülmeden ya da kişi fark etmeden bunlar kişinin yaşamına engel olmuyor ve yaşam devam ediyor. Ne zaman ki bu denge bozuluyor, o denge bozulduğunda hücreler artık anormal olan hücre ya da anormal komponenti olan hücreler yok edilemez hale geldiğinde veya bunlar biz de varız, biz anormaliz ama biz de yaşamak istiyoruz diye vücuda rağmen vücutta koloniler oluşturmaya başladığında tümörleşme gelişiyor ve kanserleşme gelişiyor. Bunlar da genelde hastalar şunu soruyor, yani işte bir tümör kaç santim olunca boluku verir diye. Bir santime ulaştığı halde ana hava yollarına, yani semptom veren bir yere yakın olsa eğer tümör, o zaman bir öksürükle bile çok erken bir tümör semptom verirken, şikayet verirken akciğerin ağrıdan, ağrısız diyelim, ana hava yollarına yakın olmayan oksijenin kanla buluştuğu noktalarında geliştiğinde bazen 5 santimlik tümör bile hiç şikayet vermeyebiliyor. Yani bu şekilde vücuda rağmen oluşmuş anormal hücre kolonilerine biz tümör diyoruz. Bu akciğer dokusunda oluştuysa da akciğer tümörü ya da akciğer kanseri diyoruz. Evet. Belirtileri de dediğim gibi ana hava yollarına yakınsa eğer ya da baskı yapıyorsa öksürükle geliyor genelde. Ve ses tellerini sulayan sinirler de yine iki akciğer arasından geçtiği için bazen ses kısıklığıyla geliyor. Yine ana hava yollarında veya akciğer parenkiminde dediğimiz akciğer dokusunda bazı staza neden oluyor. Yani bir bakteriyel enfeksiyonlar için bir yatak oluşturuyor. Bu nedenle de öksürük balgamla gelebiliyor bu hastalar. Ve belli bir miktara geldiğinde veya oksijenin akciğerle buluşması azaldığında nefes darlığına neden olabiliyor. Evet. Yine akciğer zarlarına ve ağrı liflerine yakınsa veya sırttaki omurgalara yakınsa ağrılarla gelebiliyor. Bu nefes almakla çok belirginleşen ağrı olabildiği gibi kaburgayı yiyerek sürekli bir ağrı şeklinde de gelebiliyor. Balgamda kanla da gelebiliyor. Bazen tümör küçük büyük damarlara yakın oluyor. Bunlar da bronşlara yakın olursa balgamda az veya çok miktardaki kanla da gelebiliyor. Lokal semptomlar dediğimiz, yani hastalık akciğerde sınırlıyken en çok şikayet olarak öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya ses kısıklığıyla geliyor. Ama hocamın da dediği gibi çıktığı organdan farklı bir yere gittiğinde bu sıklıkla işte beyin olabilir, karaciğer olabilir, kemik olabilir. Bu organlarla ilgili semptomlarla da gelebiliyor. Örnek, hiçbir şikayeti yokken bir nöbetle geliyor. Beyin metastazını fark ederek de tanı konulabiliyor ama bu hastaların çoğu kronik bronşitli sigara içen hastalar olduğu için çoğunlukla bunun işte benim bronşitme, kuahıma, amfizeme bağlayıp çok gecikmiş, devam eden öksürük, nefes darlığı şikayetleriyle gelen hastalarımız daha sıklıklı oluyor. Yani evet. Bizim hem literatür olarak hem de hekim olarak en sık gördüğümüz şikayetler öksürük, nefes darlığı. Peki hocam, akciğer kanserindeki risk faktörlerinden bahsedecek olursanız. Evet, akciğer kanseri tüm dünyada hem erkekler, yani hem tüm dünyada hem Türkiye'de erkeklerde en sık görülen akciğer kanseri. Evet. En sık görülen kanser akciğer kanseri. Dünyada kıtalar arasında farklılıklar gösterebiliyor. Örnek, akciğer kanseri Amerika'da, kadınlarda da sık kanserler arasında ama Türkiye'de sigara kullanımından dolayı, az olmasından dolayı daha geri planda.
Onun için erkek cinsiyet bir risk faktörü diyebiliriz ama aslında daha önemlisi bu cinsiyetin sigara kullanmasından dolayı. Evet. Aktif sigara içmek bir kere kesinlikle risk faktörü. İşte mesela hastalarımız şöyle geliyor. Ben sigara içerdim ama içime çekmezdim. Şimdi içimize çekelim veya çekmeyelim. Sonuçta bir duman çıkıyor ve biz evet. artık biliyoruz ki tıp da bunu kanıtladı. Etrafımızdaki sigara içen kişilerden bile yani pasif içicilik uzun süre bu dumana maruz kalmak bile akciğer kanser riskini arttırıyor. Aktif içicilik 30 kat arttırıyorsa öbürü de 3 kat arttırıyor, 4 kat arttırıyor ama mutlaka yani yanımızda içilen duman bile bizi etkiliyor. Sigara içmek ve sigara ve benzeri yine tütünün her türlüsü riski arttırıyor. Onun dışında asbest gibi, radon gibi değişik gazlar, moleküllere meslek icabı veya çevredeki çeşitli ışınsal yayılımlara maruz kalmaktan dolayı evet. Silikon gibi yani buna birçok madde ekleyebiliriz. Günümüzde de bunları ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım gayri ihtiyar alma ihtimalimiz daha fazla. Yine akciğer kanserinde daha önce geçirilmiş kronik bronşiektaziler, daha önce akciğer kanseri geçirmiş olmak, ondan sonra başka bir o bölgeye akciğer dokusuna daha önce herhangi bir nedenle fazla radyasyona maruz kalmak olabiliyor. Diğer taraftan eskiden akciğer kanserleri genetik değil gibi biliyorduk ama bu haritalamalar sonrasında bir grupta ailesel olduğunu düşünüyoruz. Bu ailesellik çevresel faktörlerden dolayı mı yani aynı çevreyi paylaştığımız için mi ailesel yoksa genetik bazı bozukluklardan mı? Şimdi o tarz genetik bozukluklar da tanımlanıyor. Yani bir ailede çok fazla akciğer kanseri varsa bu da bize bir risk faktörü olarak evet. dönüyor. Risk faktörleri ana risk faktörü olarak bunları sayabiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam ve akciğer kanseri nasıl tedavi edilir? Buna değinmenizi rica ediyoruz. Evet. Akciğer kanseri de yine hocamın dediği gibi bizim kanserlerde evrelim önemli. Evet. Akciğer kanseri erken evrede olmazsa olmaz lokal tedaviler. Hı. Yani akciğerin dokusunda kalmış lenf nodları yakınındaki yani akciğer içi lenf nodlarında sınırlı kalmış tümörlerde bana hayat kurtarıcı en uzun sağ kalımlar cerrahilerle ve şu anda da hocamın dediği gibi stereotaktik radyoterapilerle de radyo cerrahi dediğimiz evet. neredeyse birbirine eş lenf nodlarını tutmamış tümörlerde eşit sağ kalımlar ya da şifalar sağlayan tedaviler. Şimdi bizim yine en erken evrede tümör özelliklerine göre bazen 4 seans dediğimiz 3 aylık kemoterapiler verebilirken artık şu noktaya geldik 2020 yılı itibariyle en erken evrede bile tümörün genetik haritalamasını istiyoruz. Genetik haritalama sonucunda bazı moleküllerimiz var. Onlar da anormallik çıkarsa bu tarz bunlara yönelik olan akıllı ilaçlarla takiplerde 5 yılda %80 hiç hastalığın bir daha tekrar etmeme olasılığı sadece kaplarımız var. Yani en erken evrede bile bunları mutlaka analiz ederek devam ediyoruz. Erken evrede cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi akıllı ilaçlar. Lokal ileri evrede ise genelde bu iki akciğer arasındaki lenf bezleri daha fazla yoğun tutmuş oluyor ve bunlarda çok seçilmiş hasta grubu dışında radyoterapi ile beraber koordine gidiyoruz. Evet. Radyoterapi asıl yine ana lokal tedaviyi sağlıyor. Biz de o radyoterapinin etkisini arttırıcı kemoterapi tedavileri vermekle beraber bazen öncesinde bazen sonrasında yine sistemik kontrolü arttırmak amacıyla yani gözle görülmeyen dolaşımdaki tümör hücrelerini yok etmek amacıyla damardan tedaviler veriyoruz. Ve bu grupta yine evre 4 hastalarda kullandığımız immünoterapiler çok ön plana düşmüş gelmiş durumda. Bilimsel kanıtlar gösteriyor ki evre 3 akciğer kanserlerinde kemoterapi ve radyoterapi ile etkili bir şekilde lokal tedaviden sonra hastalık bir daha gelmesin diye immünoterapileri bir yıl kullanmamız gerekiyor. Peki biz bunu Türkiye'de veya dünyada ulaşabiliyor muyuz? Dünyada çalışmaları yapılmış durumda çok güçlü bilimsel dataları var. Evet. Bana sorulduğunda da ben güçlüyüm. Ciddi bir şekilde öneriyorum. Yani mutlaka öneriyorum hastalarıma. Ulaşabilirsek bir yıl boyunca bu 3 haftada bir uygulanan özellikle tedavileri mutlaka yapalım diyoruz. Çünkü bunlar da şifa oranını oldukça artıyor. Şifa oranı ne demek? Bu hastalığın bir daha tekrar etmemesi demek. Evet. Evre 3'te de böyle. Evre 4'te de
artık akciğer kanseri evre 4'te küçük hücreli olsun, küçük hücreli dış olsun, mutlaka moleküler testler yapıyoruz. Bu artık her şeyde akıllı ilaç, immünoterapi konuşa konuşa birçok hastalarımız bile öğrenmiş durumda. Moleküler testlerimizde biz hastalığın adını koyuyoruz. Yani artık sadece bir akciğer kanseri yok. Örnek EGFR dediğimiz bir molekülü var. O molekülü bozuk akciğer kanseri, alt molekülü bozuk akciğer kanseri, evet. SMET molekülü, bunun adını mutlaka koymaya çalışıyoruz. Elimizdeki metotlarla sınırlıysa eğer, yani 10 tane gene bakabiliyorsak ve onlarda anormal bir şey bulamıyorsak, akıllı ilaç kullanamıyorsak, o zaman immünoterapilere duyarlı mı diye bazı moleküllerimiz var, onlara bakıyoruz. Onlara uygunsa öncelikli olarak immünoterapileri seçiyoruz. İkisine de uygun çıkmayan elimizdeki metotlarla hastalarda kemoterapiyle başlıyoruz. Ama kemoterapiyle iyi yanıt aldığımız ve yıllarca giden hastalarımız da var. Kemoterapiyi asla kenar etmiyoruz. O her zaman daraldığımızda bize bir nefes aldırtıyor kemoterapiler. Ama diğer tarafta kemoterapiyle belli bir yanıt aldık, bir süre gittik, bir anormal bir durum yaşadığımızda yine akciğerde ikinci seride hemen tüm hastalarımıza immünoterapileri, hastalığa immünoterapi ne deyince biz en rahat Küba benzeri aşılar diyoruz. Çünkü Küba aşıları çok konuşuldu. Yani bağışıklık sistemini tümöre karşı güçlendiren ilaçlarla da tedavilerimize devam ediyoruz. Evre 4'te de biz hocamın dediği gibi nasıl hani her zaman koordine gidiyoruz. Yani evet. Her zaman işte örnek hastamızın ağrısı var veya bazen hastalık evre 4 bir yerde bir metastazı var. Çok iyi gidiyor. Orayı da radyoterapiyle yok ederek çok uzun şifa ihtimalleri artıyor. Koordine bir şekilde de yine diğer branşlardan radyoterapi başta olmak üzere yardım alarak devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, meme kanseri ve akciğer kanseriyle de ilgili izleyenlerimizi, değerli hocalarımızın kıymetli bilgileriyle güzel bilgiler sağladık. Evet, Vecdi hocama tabii konuştuk tüm konuları ama Avrasya Hastanesi'nde radyoloji, radyasyon onkoloji ünitesindeki son yeniliklerden hocam kısaca bahsedebilir misiniz? Avrasya Hastanesi'nde bu demin radyoterapiyle ilgili gelişmelerle ilgili söylemiş olduğum bütün tedavileri uygulayabilir evet. durumdayız. Yani stereotaktik tedavi ise evet, IMR ise evet, volümetrik art terapi ise evet, üç boyutlu görüntü kılavuzluğunda radyoterapi ise evet, hepsini uygulayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Fatma hocama da sormak istiyorum. Medikal onkoloji ünitesinde son yeniliklerimizde Avrasya Hastanesi'ndeki onlardan da bir iki cümle sizden yine değinebilirsek izleyenlerimize son olarak. Avrasya Hastanesi'nde medikal onkoloji ünitesi olarak biz de tüm güncel çağdaş tedavileri uyguluyoruz. Evet. Bizim cihaza genellikle ihtiyacımız oluyor. O konuda hani şu cihazı aldık da şey değil. Yine çok deneyimli ve güzel bir kemoterapi ekibimizle, hemşirelerimiz, personellerimiz ve sekreterlerimize, hastalarımıza çağdaş olan işte immünoterapiler, akıllı ilaçlar, kemoterapilerin hepsini uygulayabiliyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Hocamın da dediği gibi ekip olarak gerçekten bu konuda hastayla hem tıbbi anlamda destekler sağlıyorsunuz, bir yandan psikolojik olarak da hastaya dokunuyorsunuz. Çünkü gerçek anlamda bir aile aile olmanın hissiyatını veriyorsunuz hastalara o süreç boyunca. Bu konuda da hastalarımızdan birçok teşekkürler alıyoruz. Burada izleyenlerimizin huzurunda da bizler de size teşekkürleri iletmiş olalım. Evet. Dedik ya 2020 bitmek üzere, koskoca bir yıl bitiyor. 22 yıldır zaten büyük çabalar, başarılar gösterdik hastanelerimizde ama özellikle bu hassas geçen yılda biliyorsunuz ki son bir yıldır COVID-19'dan dolayı ciddi anlamda psikolojik olarak olsun hem de bedensel olarak olsun sağlık çalışanlarına büyük görevler düştü. Bunları üstlendiler. Avrasya Hastanesi de bu konuda hekimleriyle, doktorlarıyla 7 gün 24 saat boyunca büyük emekler verdi. Özellikle de bu son bir yılda büyük çabalar göstermiş, katkı göstermiş tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına ve başarılarımızı izleyerek bizlere güzel yorumlar, desteklerde bulunan tüm izleyenlerimize Avrasya Hastaneler Grubu yönetiminin de sonsuz sevgi ve teşekkürlerini buradan
iletmek istiyoruz. Bunu da sizlere belirtmek isteriz. 30 Aralık Çarşamba günü de saat 16'da Avrasya Hastanesi'nin ilk kez dijital olarak gerçekleştireceği yılbaşı kutlaması var. Burada çalışanlar için de sürpriz çekilişlerimiz olacak. Facebook canlı yayınımız da olacak. Bunu da buradan sizlere duyurmuş olalım ve hepinizi de davet etmiş olalım. Pandemide hastaneye gelmekten çoğunuz korktunuz. Bu fobinizi yenerek tüm tedbirlere biz hastane olarak hassasiyetle uyum gösterdiğimizi ve tüm branşlarımızda da hizmet vermeye devam ettiğimizi sizlere tekrardan belirtmek ve hastanemize başvurabileceğinizi sizlerle paylaşmak isteriz. Özellikle de son zamanlarda kısıtlamaların olduğu günlerde de yine branşlarımıza randevularınızı alarak muayeneye gelebileceğinizi, bu randevularınızı SMS yoluyla kurumsal iletişim hatlarımızdan da sizlerle paylaşabileceğimizi belirtelim. Dijital olarak da doktorlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Sizlere bugünkü yayınımıza olan katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bu dönemde de özellikle sizlerin de söylemleriyle gerek videolu anlatımlarınızla da pandemi döneminde kanser hastalarının tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğine de sıklıkla değindik. Evet Veysi Hocam, son olarak sizin izleyenlerimize mesajınızı almak isteriz. Tabii 2020 yılı hem ülkemiz için hem de sağlık çalışanları için çok zor geçen bir yıl. 2020 Mart ayı başlarından itibaren pandemi periyoduna girilmesiyle beraber ülkemiz, milletimiz sosyal, psikolojik, ekonomik birçok sıkıntılar içine girdi. Evet. Sağlık çalışanları cansiperane bir çalışma havası içindelerdi. Hala aynı şekilde devam ediyor. Evet. Benim 2020 yılının bu kötü gidişatının 2021 yılıyla bir güneş doğarak düzelmesini ve önümüzdeki yıl başta sağlık çalışanları, meslektaşlarım olmak üzere milletimize, devletimize ve dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyor. İnşallah böyle olur. Bir de son bir vurgum var. Demin meme kanserinden bahsettim. Evet. Meme kanseri için kendi kendine meme muayenesini insanların mutlaka, özellikle hanımlarımızın mutlaka yapmasını şiddetle öneriyorum. Meme kanseri tarama programlarına dahil olmalarını öneriyorum. Çünkü meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ve erken teşhis edildiğinde de tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgiler ve izleyenlerimize son olarak ilettiğiniz bu hassas mesajlarınız için. Ve doçent doktor Fatma Şen hocama dönmek istiyorum. Hocam, sizin izleyenlerinize son olarak mesajınız nedir? Şimdi konumuz akciğer kanser olduğu için ben de akciğer kanseriyle ilgili mesaj verecek olursam, biz biliyoruz ki 10 akciğer kanseri neredeyse 8-9'unun sebep tütün ve sigara. Evet. Yani engellenebilir ya da geri primer koruma anlamında düşündüğümüzde sigarayı bıraktığımızda biz 10'da 8 zaten bir risk faktörünü yok etmiş oluyoruz. Hı. Şimdi hep bunu vurguluyorum. İşte hocam, sigara içmeyenlerde de akciğer kanser oluyor. Sigara içmeyen 1000 kişinin 10 tanesinde kanser oluyorsa, örnek 10 tane bile değil mi, 5 tanesi de diyorsa, 1000 tane sigara içen 100 tanesinde oluyor. Bu 20 kat risk demek. Yani 5 nerede, 100 nerede. Onun için de sigara içmek konusunda mutlaka, evet, meme kanseri için kadın olmak değiştirilemez bir risk faktörü ama akciğer kanseri için sigara içmemek değiştirilebilir bir risk faktörü. Evet. En önemli risk faktörü. Hatta yanımızda bile sigara içilmesini engellemek gerekiyor. Bunu vurgulamak isterim. Onun dışında da 2020 ile ilgili olarak 2020'yi hatırlamak istemiyoruz. 2020 hem ailelerimizden hem ülkemizden hem tıp camiasından çok sevdiklerimizi aldı. Ve bu nedenle de umuyoruz ki hocamın dediği gibi
2021 iyi ki geldi deriz. 2022'ye girerken de deriz ki çok şükür ki böyle bir yıl yaşadık deriz. Herkese güzel, mutlu bir sene olmasını diliyorum. Bir an evvel tüm dünyanın da bu ne diyelim illetten kurtulmasını diliyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi 2020 yılının dijital son panelini gerçekleştirdik ama 2021 yılında da bunlara devam edeceğiz. 2020 yılında da Avrasya'nın çok önemli iki hekimiyle panelimizi taçlandırmış olalım diyelim. Evet, siz de onkoloji ve diğer branşlarımızdan randevu almak ya da dijital olarak bizlerle iletişime geçmek için 212-665-5050 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan ya da az önce videoda anlattığımız gibi online randevu sistemimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, gelin kanseri birlikte yenelim. Gelin tüm sağlık sorunlarınıza çözüm ve şifayı birlikte bulalım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve kanser tedavilerinde radyasyon onkoloji ve medikal onkolojinin önemi konulu dijital panelimizi sizlerle paylaştık ve Profesör Doktor Vecdi Ertekin hocam neler söyleyecekler panelle ilgili, kendilerinden dinliyoruz. Şimdi kanser tabii önemli bir hastalıktır. Hiçbir zaman ertelenemez. Bu pandemi döneminde de bizim tedavilerimiz süreklilik arz etti. Biz kanserin tedavisinde tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak mücadele etmekteyiz. Ve bu konuda hastalarımıza yakın ilgi ve alakayla tedavilerine devam etmekteyiz. Ben tüm 2020 yılında yaşanan kötülüklerin geride kalması ve 2021 yılının öncelikle sağlık çalışanlarına, milletimize ve devletimize güzel günlerle gelmesini, sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu güzel bir yıl önümüzdeki yılın olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ederken doçent doktor Fatma Şen hocamızın da kanser tedavilerinde radyasyon onkoloji ve medikal onkolojinin önemi konulu dijital panelimizle ilgili düşüncelerini alacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ne bilgilendirdiniz tüm izleyenlerimiz. Evet. Güzel bir söyleşi oldu. Biz hastanemizdeki medikal onkoloji ile ilgili yine verdiğimiz tedavileri hakkında bilgilendirmeler yaptık. Ve panel de bu şekilde başarılı, güzel geçti. O şekilde. Tabii kanser tedavisinin hastalığı ötelenemez hocam. Evet, kanser tedavileri hiçbir zaman durmadı hastanemizde. Bizim hastalarımızın da çok rahatlıkla söyleyebilirim ki %98'i takiplerini ve tedavilerini bırakmadı. Kontrol tedavilerini de bırakmadılar. Çünkü ilk Mart-Nisan gibi pandemi başladığında şöyle diyebildik, özellikle kontrol muayenelere gelenler için, yani tedavisi bitmiş 3-6 ay gelenler 1-2 ay sonra gelin, belki pandemi bitecek. Fakat takip eden günlerde gördük ki pandemi bitmiyor ve hastalıklar da tabii ki her zaman için nüksetme ihtimali olan hastalıklar olduğu için hastalara gelme demiyoruz artık. En fazla 1 ay öteliyoruz. Yani zamanı gelen tüm hastalar kontrollerine gelmeye çalışıyor. Benim bu konudaki hastalarımda, yani takip ettiğim hastalarım diyeyim, bu konuda başarılıyız oldukça, hastalarım çok bilinçli ve takiplerini, kontrol muayenelerini bırakmıyorlar. Aktif tedavidekiler zaten hep tedavilere devam ettiler. Dediğim gibi çok küçük bir grup, %1-2 grup belki korkarak gelmedi. Onda da zaten yani o boşlukta kanser tedavisi sırasında COVID kaparım korkusuyla gelmeyen hastalarda da bazen hastalık tedavisiz kaldığında kötüye gidebildiği için yine gelip tedavilerine devam eden hastalarımız oldu. Umuyoruz ki bu tarz kaygılarımız olmadan sadece sağlığımıza adapte olduğumuz, sadece mutluluklara adapte olduğumuz günlerde hem hastalarımız olarak hem sağlık çalışanları olarak 2021'de daha huzurlu bir şekilde hastalarımıza yardımcı oluruz. Beraber
yine tedavilerimizi, takiplerimizi devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size ve Avrasya Hastanesi'ne hayırlı olsun. Teşekkür ederim hepimiz için. Mutlu seneler olsun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızın 2020 yılının son Şifa Kapısı programını gerçekleştirdik. Ve bugün çok önemli bir konuyu paylaştık sizinle. Kanser tedavilerinde radyasyon onkoloji ve medikal onkolojinin önemi konulu dijital panelimizi sizlere sunduk. Tabii Avrasya Hastaneler grubumuzun önemli bir ismi, değerli yöneticilerinden kıymetli İbrahim Urlu hocam bizlerle birlikte olacaklar. 2020 yılını hocamdan değerlendirmesini rica edeceğiz. Nasıl geçti 2020 yılı? Ben kendi kanaatimce Avrasya Hastanesi çok başarılı bir süreç yaşadı. Pandemi döneminde zorluğu gösterdi. Sağlık çalışanlarımızla birlikte başarılar diliyoruz ve başarılarınız daim olsun hocam. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir dijital bir panel izledik. Bu da bizim en iddialı olduğumuz alanlardan biriydi. Evet. Türkiye'de ilk defa özel bir hastanede radyasyon onkolojisi, ışın tedavisi veya şua tedavisi dedikleri bölümü burada açmıştık. Bu işin şu anda görüyorum bugünkü bir işi başarabilmek için önce altyapın iyi olacak. Evet. Güzel bir ekibin olacak. İyi bir teknolojiyi yakalamış olacaksın. Evet, altyapımız, ekibimiz ve dijital paneller yaparak da teknolojiyi ve kullandığımız cihazlarla teknolojiyi de en iyi kullanan bir kurum olmak, hastane olmak bakımından da gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. 90'lı yıllarda bir kanser hastalığına yakalanmış bir Türk vatandaşı bireyi bulduğunuz zaman 6 ay ömrü var. Evet. 10 ay sonra ancak radyasyon, ışın tedavisi için randevu alınabiliyordu. Ama şu anda İstanbul'da 30-40 tane ışın tedavisi yapan merkezler var. Bu ülkemiz adına da gurur duyulacak bir şey. Burada bizler de Avrasya Hospitali olarak bunun ilk öncülerinden, öncüsü olma şansını da sahip olduk, elde ettik. Evet, şu pandemi döneminde sağlık konusunda 20-30 yıl önce olsaydı belki birçok konuda sınıfta kalabilirdik. Dijitale uyum sağlamak, medula sisteminden istifade edebilmek, e-nabız sisteminden istifade edebilmek müthiş bir sistem ve standart konusunda da bu ülkenin geliştiğini görüyoruz. 2020 bu toplumun hatırlamak istemeyeceği bir yıl olmalı. Evet. İnşallah. 2021'de bu toplumu mutlu eden, sevinçlere boğan, elbette yıl yine acı tatlı geçecek, evet, ama gerçekten 2020 insanlarımızı korona fobya dediğimiz, evet, gibi ayrı bir fobiyaya soktu, ayrı bir travmalara soktu. Bedenen, ruhen dengelerimizi yordu. Evet. Bu konuda da ben Avrasya Hospital çalışanlarına, hemşiresine, hekimine bu ruh nasıl yaratılır diye hayran oldum. Covid katında çalışmak isteyen arkadaşlar, Covid katındaki gösterdikleri o fedakarlıkların, o özverinin tanığı olmak beni ayrıca da mutlu etti. Hastanemiz ilk Mart ayında, tahmin ediyorum ilkidir diyemeyeceğim ama hakikaten ilk COVID'li bir hastayı daha henüz
11 Mart'ta ilan edildi ama 6 Mart, 5 Mart'ta henüz daha teşhisi konulamamıştı ama o... Ama hastanemiz hazırlıklıydı. Ha, hazırlıklıydı, gayet konferanslarla, eğitimler de verdik. Hepsini, eğitimler verildi. Evet. Yani burada ağır bir yük taşıdık. Evet. İnşallah bundan sonra da halkımızın, devletimizin desteğiyle, tek başıyla değil, onların da günlük algoritmalarını takip ederek, günlük planlamalarından istifade ederek yapılan bir şey. Tek başımıza bir şey yapamadık, halkımızla birlikte. Çok güzel bir ekibiniz var. Sağlık çalışanlarımızla, Avrasya Hastanesi'nin her birbirinde hizmet veren tüm çalışanlarımıza Kanal 58 olarak da çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Mutlu, hayırlı, sağlıklı bir 2021'iniz olsun ve başarılı. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, İbrahim Urlu hocamıza bu güzel mesajlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize, Şifa Kapısı programı seyircilerimize, bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın efendim.